Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokulu Trabzon İskenderpaşa İlkokulu'nda okudu. 5. sınıftayken memur olan babasının tayininden dolayı ailesiyle Ankara'ya taşındı. Ortaokulu ve liseyi Ankara Aydınlık Evler Lisesi'nde okudu. 1978-79 yılları arasında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı. 1985'te 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1982 yılında TRT Televizyonu'na çekilen Dosteller adlı diziyle televizyon dünyasına adım attı. Bugüne kadar çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetti. Kendisinin yazdığı Çocuk ve Balık isimli çocuk oyunu yine kendisi tarafından sahneye koyuldu. 2001'de Sanat Kurumu en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 2012'de Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödül aldı. Usta oyuncu birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. Esir şehrin insanları, ablam böyle istediği aşka sürgün gibi dizilerle ilk dizi oyunculuğu deneyimlerini yaşadı. 2007-2010 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle birinci bölümden yüzüncü bölüme kadar yer alarak ünlendi. 2006'da Hatırla Sevgili adlı televizyon dizisinde Adnan Menderes'i canlandırdı. Yine 2006'da Serhat Nalbantoğlu ve Necip Eraslan ile beraber Tiyatro Seyirlik adında bir tiyatro kurdu. Daha sonra diğer ortaklarından ayrılarak tek başına tiyatro seyirliğe devam etti. 2013 yılında Kadıköy'de kendi sahnesine kavuşma imkanı buldu. 2008'de Şeytanın Tabucu sinema filminde Faruk rolüyle yer aldı. 2009'da vizyona girmiş olan Göz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırdı. 2010-2011 yılları arasında Kızım Nerede dizisinde Zafer karakterini hayat verdi. Aynı dönemde Aşk Tesadüfleri Sever sinema filminde oynadı. 2012-2014 yılları arasında Zengin Kız Fakir Olan dizisiyle kariyerinde önemli bir sıçrama daha yaptı. Dizide canlandırdığı Kemal karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı. 2014'ün Aralık ayında Yağmur Kıyamet Çiçeği adlı sinema filminde altan erkekli Engin Hepileri, İleri, Tıp Özaltun gibi isimlerle beraber rol aldı. 2015'te Acı Aşk dizisinde Ferman Köklükaya karakterine hayat verdi. Aynı dönemde Deli Bal, Kırık Kalpler Bankası, Son Mektup sinema filmlerinde oynadı. 2016'da Seni Seven Ölsün filminde Alper Saldıran, Fulya Zenginer, Durul Bazan ve Ruhi Sarı ile birlikte rol aldı. 2017 de Cesur Yürek dizisinde Tatar Ahmet karakteriyle yer aldı. Ardından Siyah İnci dizisinde Aziz karakterini canlandırdı. 2018'de Puhu TV'de yayınlanan kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin bulunduğu Şahsiyet adlı dizide oynadı. 2018-2021 yılları arasında Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırdı. Bu dizide sergilediği oyunculuk performansı çok beğenildi ve ününe bir kez daha daha ün kattı. Yakın zamanda prens isimli dizide Kral Tun karakterini hayat veren usta oyuncu, şu sıralar ise kanal D televizyon kanalında yayınlanmakta olan yargı dizisinde Metin Kaya karakterini hayat vermektedir. Usta oyuncu zaman zaman oyunculukla ilgili eğitimlerde vermektedir. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim: Hüseyin Avni Danyal 25 Temmuz 2011 tarihinden beri Özgen Kılıçarslan ile evlidir. Elif ve Deniz isminde iki ev evladı vardır. Aslen Trabzonludur, Koç burcundandır. 1.72 boyundadır ve 75 kilodur. Başarılı oyuncu Aysun Talent menajerlik ajansı ile çalışmaktadır. Adına açılmış çok sayıda fan sayfası bulunan ünlü oyuncu sosyal medyada Facebook, Twitter ve Instagram platformlarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 6186 takipçisi, mavi tıklı Instagram hesabında ise 106.000 takipçisi bulunuyor. Hüseyin Avni Danyal'ın takipçi sayıları her geçen gün artıyor. Yargı dizisinin yeni bölümleri yayınlandıkça da bu artışın sürmesi bekleniyor.